Fuar özel yayınlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Evet, fuarın ev sahipleriyle de hem röportajlar, söyleşiler yapıyoruz. Aynı zamanda eserlerin sahipleri, yani fuara gelmenizin en büyük nedenlerinden birisi de dediğimiz gibi yazarlarıyla da tanışma şansınız, sohbet etme şansınız var. Biz de o yazarlarla da ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. 4. Denizli Kitap Fuarı'nda eserleriyle pek çok kişinin raflarında eserleri bulunan, pek çok kişinin kalbine, hayatına dokunan bir yazarla birlikteyiz. Abdülkadir Uslu ile birlikteyiz. Sayın Uslu, hoş geldiniz efendim sizlerde. Öncelikle dilerim. Ekranları başındaki izleyenlerimiz için sizleri de tanıyabilir miyiz? Tabii, Abdülkadir Uslu ben. Tavas Kızılcabölük doğumluyum. Bir dönem Kızılcabölük Belediye Başkanlığı yaptım. Şu anda da Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği, kısa adıyla Yazar Bir, Genel Başkanıyım. Faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı arkadaşlarla beraber devam ediyoruz. Edebi alanlarda, kültür sanat alanlarında eserler üreterek, etkinlikler yaparak kent kültürüne, kent ruhuna katkı vermeye çalışıyoruz. Evet, şu anda burada eserleriniz de var. Şöyle hemen gösteriyoruz. Şiirden edebi eserlere kadar, kısa öykülere kadar pek çok öykü de eseriniz de sizinle birlikte. Peki bu öyküleri yazmak nasıl bir süreç? Onu aslında dinlemek istiyorum sizden. Oldukça zorlu bir süreç olsa gerek. Şimdi biz bir çırpıda alıp okuyoruz, tamam bitti. Ama sizin için öyle olmasa gerek değil mi? Ya muhakkak. Şimdi öyküler olsun, gerek şiirler olsun, roman olsun. Bunlarda bizim etkilendiğimiz, yaşadığımız, şahit olduğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz bir takım olaylar tabii etkiliyor. Benim hikayelerim, memleket hikayeleri dediğimiz, kasaba hikayeleri dediğimiz tarzda genelde işte Tavas çevresi, Çal çevresi, Honaz, Acıpayam çevresi gibi yaşantımızdan kesintileri içeriyor. Ama 60'lı, 50'li, 70'li yıllardan olayları ben daha çok eserlerinde yer verdim. Bundaki temel kaygı da şuydu, kültür hayatımızdaki mesela kullandığımız kelimelerde değişiklikler var, unutulanlar var, kullanılmayan artık deyimler var, söyleşilerimiz var. Hal, hareket, tavırlarımızda, davranışlarımızda çok değişmeler var. Ben o toplumu etkileyen iyi yönleri ağırlıklı olmak üzere yine gerçek öyküleri kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum. Yani orada benim temel kaygım kültür hayatımızı geleceğe taşımak, şu anki geçmişteki yaşantımızın güzel yönlerini geleceğe taşımak, ama bunları taşırken de kullandığım genelde öyküler oluyor. Öykülerde de yaşadığımız mekanlar, yaşadığımız çevreler, yaşayan kahramanlar ve yaşamış olan olayları baz alıyorum. Kaç tane eseriniz var? Benim yayınlanmış 11 eserim var. Yayına hazır 6-7 tane daha eserim var. Bunlardan 5 tanesi öykü kitabı, şu an yayınlanmış olanları. Bir tane şiir kitabım var. Diğerleri de araştırma ve biyografi üzerine yaptığım çalışmalar. Evet, her biri dediğim gibi birbirinden kıymetli muhakkak. Şimdi bugün kitap fuarındayız. 4. kez kapılarını açan, evet, ve evet, siz de fuara katılan yazarlar arasında her yıl yerinizi alıyorsunuz. Evet. Bu yılki fuarı değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii bu yılki fuar önemli, şu açıdan önemli. Çünkü bir ara verdik. Yani biz yazarlar olarak, özellikle biz Yazar Bir olarak Denizli'de kitap fuarının olması konusunda ötüden beri talepte bulunuyorduk ve yapabileceğimiz bir katkı varsa da yapmaya her zaman hazırdık. Birincisiyle beraber başlayan heyecan pandemiyle bölündü ve biz dört gözle beklediğimiz o kitap fuarlarını yapamaz hale geldik. Bugün tekrar burada olabilmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, çünkü bıraktığımız yerden başlamış olduk. Tabii şimdi pandemi süreci var. Belki çekinen insanlar olabilecek ama en azından gerekli önlemler burada alınmış durumda. İnsanlar da pandemi koşullarına uygun olarak davranır ve gelirlerse herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü kitapları dokunmak, o kitap kokusu arasında dolaşmak, insanların arzuladığı yazarların kitaplarına ulaşabilmesi, yayın evlerine ulaşabilmesi açısından önemli bir fuar. Çünkü
Hakikaten büyük bir fuar ve geniş kapsamlı bir fuar. Dolayısıyla biz mutluyuz. Tabii bugün ilk gün, başlangıç günü, değerlendirmek için belki erken ama ilk gün olmasına rağmen de güzel katılımcı vardı. Mesai günü olmasına rağmen. Ama ben ümit ediyorum ki yarından itibaren çok daha yoğun bir katılım olacak. Ve hafta içerisinde de yoğun bir şekilde devam edecek diye. Evet, zaten dediğiniz gibi bugün ilk günüydü. Açılış saat, resmi açılış evet, 15'te işte, gerçekleşti. Evet. Birçok kişinin haberi vardı, yoktu, okuldaydı, işteydi derken asıl biz de yoğun katılımı cumartesi ve pazar günü evet, bekliyoruz. Evet. Şimdi şöyle de bir soru sormak istiyorum. Şimdi birçok hem meslek hayatınız vardı, hem siyaset araya girdi, hem yazarlık derken hangisi daha zor? Her işin kendine göre zorluğu var ama ya da hangisi daha keyifli? Keyifli olan. onu dersek öykü, eser üretmek. Çünkü yani eser, şimdi bir inşaat mühendisi belki bir bina üretir. O da bir eser. İşte bir başkası başka bir şey üretir ama yazmak, çizmek daha kısıtlı sayıda insanın yapabildiği bir iş. Çünkü işin içerisine öğrenmenin dışında şeyler de giriyor. İşte o artık kabiliyet mi, yetenek mi, his mi diyelim. Onları birleştirip yolunu, yöntemini öğrenip yazabilmek şey değil, kolay değil. Ama yazıp eser üretmek, o eserin kütüphanelerde yerini alması, okuyucuların elinde görmek, hatta öykülerimizi, işte eserlerimizi okuduktan sonra geri dönüşlerde bulunmaları bizi tabii çok mutlu ediyor. Yani ben öykülerde aldığım tadı hiçbir şeye de alamadım. Çünkü karikatür de çizdim ben yıllardır. Profesyonel olarak da çizdim. O biraz da belki tamamen eleştiriye dayalı olduğu için karikatür çok bazen can acıtabiliyor. Ama öykülerimiz bizim biraz daha farklı ve ben genelde işte kendi yöremizden köy hikayeleri olduğu için okuyan özellikle bizim kuşağımız veya bir alt kuşaktaki kişiler çok güzel geri dönüşlerde bulundu. Çünkü okuyor, kendilerinden tabii bir şey buluyorlar. İçinde bulabiliyor hikayeni. Çünkü anlattığım ev onun yaşadığı bir ev. İşte sokağı onun gördüğü bir sokak. Olayla anlattığım kahraman onun köyünde belki komşusu olarak düşündüğü kahraman. Dolayısıyla öykü yazmak da benim çok hoşuma gidiyor. Geri dönüşleri almak da öykü de güzel. Evet, bizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür hem ediyorum. Hem emeğinize sağlık, sağ hem burada olarak da yine okurlarınızla buluştuğunuz için de ayaklarınıza sağlık diyoruz tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Size de özellikle teşekkür ederim. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi, başta Osman Zoran Başkan olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü özellikle bizim gibi işte Anadolu'da yaşayan yazarların, şairlerin, çizerlerin okuyucuya ulaşabilmesi için belki en büyük fırsatlardan birisi. Yani bizim eserlerimiz okuyucuya ulaştığında, okuyucu bizi tanıdığı zaman zaten diğer eserlerimizi takip edebiliyor. Önemli olan bizim eserlerimizi okuyucuyla buluşturabilmek. Bu açıdan bu tür fuarlar, çalışmalar da çok önemli. O açıdan ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür bu yoğun anınızda bizlere de fırsat ayırdığınız çok için tekrar teşekkürler. Çok fuar özel programımızla 4. kez kapılarını açan EGS Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki Denizli Kitap Fuarı'nda sizlere bu atmosferi anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik Denizli'den bizlerden bu kadar efendim. Hepinize mutlu, sağlıklı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Thank you.